Beş doğumluyum, Zonguldak'ta doğdum. Fizik okudum ben, Fen Fakültesi'nin fizik bölümünden mezunum. İstanbul Üniversitesi'nin ve hayatta en çok keyif aldığım şeylerden biri fizik okumuş olmak. Fizik okurken de çok keyif almıştım. Ama şunu söyleyeyim, 8 yılda mezun oldum. Yani çok hoşuma gittiği için tabii. Hem çalıştım hem okudum. Fotoğrafa da liseyi bitirdiğim yıllarda başladım. Kolektif şeyleri yapmaya uygun bir ruh halim yok. Daha psikolojim yok. Yani futbol oynayamam. Cenazeye gitse ölü olmak istiyor, düğüne gitse damat olmak istiyor. O tip adamlardanım birazcık. Fotoğraf çekmeye 1962 yılında başladım ve bunu kesinlikle söyleyebilecek en derin insanlardanım. Fotoğraf makinesi almaya karar verdiğimde, şimdi artık kapandı, Yalçınlar vardı, Yalçınların babasından bir Ricoh Super 66 fotoğraf makinesi satın aldım, taksitle. Adamcağız, biz lise öğrencisiyiz, kefilim de sonradan mimar olan bir arkadaşım. O makineyi senet karşılığında bize sattı, satmış. Borcunu bitince de senetlerimizi geri aldık. Annem de onları saklamış, rahmetli. Vefat ettiğinde sandığını kurcalarken onları buldum. Ve onun için kesin tarihi söyleyebiliyorum. Makinemi de söyleyebiliyorum. Ama tabii amatörce. Üniversiteye başladığımız yıllarda o makineyi hep yanımda taşıdım. Özellikle gezilerimizde, üniversite arkadaşlarıyla yaptığımız gezilerde ve onların fotoğraflarını çektim, onlara sattım. Her zaman banyosunu ve baskısını ben yapmasam da yani oradan 3-5 kuruş para kazandım. İsterseniz onları kazıkladığımı düşünün. Ben profesyonel yaşantıma başladığımı düşünüyorum öylece. Sonra daha üniversite öğrencisiyken 1965 yılında Kandilli Rasathanesi'nde çalışmaya başladım. Kandilli Rasathanesi o zaman daha Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı değildi, Milli Eğitim'e bağlıydı. Her bölümde ayrı bir karanlık oda vardı, fotoğraf makineleri vardı. Güneş fotoğrafları çekiyorduk, güneş fiziği bölümünde. Şimdi rahmetlik oldu, Hasan Fahri Tahmaz dostumla beraber, o da orada coğrafya bölümünde okuyordu, o da öğrenciydi. Onunla beraber karanlık odada işte bir şeyler deneyip kendimizi geliştirmeye çalışıyorduk. 1968 yılında oradan ayrıldım ama fotoğrafçılık hayatım devam etti. Sonra tesadüflerle bugün Mimar Sinan Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümüne dönüşen Sinema TV Enstitüsü'nde çalışmaya başladım. Hem sinema tabii, sinemaya bulaşmış oldum. Hem de fotoğraf çekmeye devam ettim. İşte 82 yılıydı herhalde, 83 yılıydı. Ya dedim ki fotoğrafa o kadar çok para harcıyorum ki bari parayı da buradan kazanayım ben. Kulakları çınlasın Ahmet Aktağ diye sevgili dostum fotoğraf makineleri tamir ediyordu. Cağaloğlu'nda. Onun handa bir boş odası vardı. Orada matbaalara fotoğraf çekerek ve film banyosu yaparak profesyonel yaşantıya başladım. Ama çok açık söyleyeyim. Herhalde bir 3-5 sene, 5 sene değilse bile 3-4 sene süründük. Çünkü ben hep memur olarak gelmiştim. Ticareti bilmiyordum. Başlangıçta beni kimse tanımıyordu. Para kazanmak falan çok zor oldu. O sıralarda şimdi o da rahmetli oldu, Yılmaz Kayeni, üniversiteden arkadaşım. Mimar Sinan Üniversitesi'nde fotoğraf optiği dersi veriyordu. Bir gün bana geldi, dedi ki ya sen bu işin kimyasını biliyorsun, gel fotoğraf kimyası dersini de sen ver. Sanıyorum 84-85 yılı falandı. Üniversitedeki ders verme şeyinde orada başladı. Başlangıçta sadece hani ben üniversitede ders veriyorum, ben hocayım ya, ben herkesten iyiyim diyebilmek için bu işi yapmaya başladım ama sonra bana müthiş bir keyif verdiğini fark ettim 3-5 sene sonra. Oraya da bulaştım. 2000 yılında stüdyomu kapattım. Sonra oradan başka yerlere taşındık, başka stüdyolarım oldu. Bayağı ciddi sanayi fotoğrafları, reklam fotoğrafları çektim. Paşabahçe için çalıştım bir süre. Bayağı iyi işlerimiz oldu. Yemek kitapları, şimdiki gibi çok fazla ayrılmış değildi reklam fotoğrafı. Şimdi bayağı ihtisas oldu. Moda fotoğrafçıları var, yemek fotoğrafçıları biz. Bir anlamda her şeyi yaptık. Dediğim gibi tanındım. İnsanlar beni tanımaya başladı. Daha rahat, yani çok fotoğrafçılıkta zengin olamazsınız. Yani eğer namuslu bir iş yapıyorsanız. Ya da annenizden babanızdan kalmış bir şeyler varsa bir süre sonra insanlar size, onların size bıraktıklarından bir şeyler harcamadan para kazanacak hale getirirler sizi yani. Ama ben hala da iyi kötü fotoğraftan bir şeyler kazandığımı varsayıyorum. 2000 yılında dediğim gibi stüdyomu kapattım. Fotoğraf dergisi diye bir yayın çıkıyordu. Galiba 95 ya da 96'dan sonra. 2008'e kadar mı? Orada yayın yönetmenliği yaptım. Böyle bir şey de bilmiyordum nasıl yapılacağını. O sıralarda
sevgili dostum Şerif Antepli, o dergiyi çıkartan, bir gün benim stüdyoma geldi. Ya gel dedi, şu dergiyi yönetsene. Ama senin bir yönetmenin var dedim. Ben yazı yazıyordum o sırada dergiye. Ama dedi, çok huysuz bir adam, herkesle kavga ediyor. Peki dedim, ama ben bu işi bilmiyorum. Şöyle bir prensiple başladım. Sadece bilgi vereceğiz. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Ve söylediğimiz her şey doğru olacak. Ama her doğruyu da söylemeyeceğiz. Reklamda kuraldır. Doğru söylemeniz gerekir. Ama iyi reklamcı için. Ama her doğruyu söylemeniz gerekmez. Öyle başladım. Şu anda Ömer Serkan Bakır devam ediyor. Benim evladım gibidir. Çok severim Kerata'yı. Ben de dergide işte fotoğraf eleştirileri falan yazıyorum. Ve dergi dijital olarak çıkmaya devam ediyor. Bilgisayarla üniversite yıllarında, bizim üniversite öğrenciliğimiz yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde Haydar Furgaç Elektronik Mühendisliği Merkezi vardı. Bize orada birkaç satır Fortran'la yazı yazmayı öğretmeye çalıştılar. Ben öğrenemedim. Sonra 1977 yılında ya da 78 yılında Heyecan'ın Bilgi İşlem Merkezi'ni yönetmek üzere işe başladım. Dedim ki ben bilgisayardan anlamıyorum. Daha iyi dediler. Çünkü burada bilgisayardan anlayanların hepsi ukaralık ediyor, programcılar falan. Gittim. O zaman IBM 370 bir bilgisayarımız vardı. Bana RPG öğretmeye çalıştılar. Report Program Generator. COBOL birazcık. Çünkü o tür makineler sadece iş uygulamalarına yönelik bir şeyler yapmanızı sağlıyor. Bugünkü makinelerden tek farkı hızlı yazıcıları olmasıydı. Yani dakikada 600 satır falan böyle dot matrix basmıyordu veya inkjet basmıyordu. Matbaa harfleri gibi sıraya diziyor, fontları değiştiremiyorsunuz, takır takır basıyordu. Orada aşağı yukarı 3 sene kadar o işin başında durdum. Fotoğrafla ilgili bilgisayarla tanışmam için şöyle söyleyebilirim. Yine işte 80'li yılların sonunda falan, şimdi rahmetlik sevgili dostum Yurdayar Acar abimiz beraber bir stüdyo Nişantaşı'nda, İstanbul'un sosyetik semtlerinden birinde bir reklam stüdyomuz vardı. O daktilo yazmayı seviyordu çünkü basından gelen biriydi. Ben bir tane bilgisayar aldım. Mac'in ürettiği Color Classic diye küçücük ekranı olan bir bilgisayar. Bir de printer aldım. Ve orada önce yazıyla başladım. Yazılması gereken şeyleri falan yazıyordum. Yurdayar abi de baktı ki bu şeyden, daktilodan daha kolay, kendisi yazmasa bile bana yazmam için faturaları falan veriyordu. Böylece ilk bilgisayar, yani adam gibi bilgisayar kullanmaya başladık. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz bilgisayarların iyi tarafı şu, kullanıcı dostu. Benim ilk kullanmaya çalıştığım 370 için program dilini iyi kötü bilmeniz gerekirdi. Yani kullanacağınız dosyaları yaratırdınız. Yapacağınız operasyonları yaratırdınız. O operasyonların nasıl yapılacağını tarif ederdiniz. Sistem öyle çalışırdı. Şimdi öyle değil. Şimdi çok kolay. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer internet olmasaydı dijital fotoğrafın bu kadar çok gelişme şansı olmayacaktı. Neden? Çok basit bir nedeni var. Basında özellikle çektiğiniz fotoğrafı kullanabilmeleri için günlük gazetelerde mesela filmin banyo edilmesi gerekirdi. Ondan sonra hani o banyo edilince kadar doğru olup olmadığını, doğru pozlanıp pozlanmadığını bile bilmezdiniz. Sonra da kullanacak karelerin seçilmesi gerekirdi. Çoğu zaman fotoğrafçı o filmi gazeteye gönderdikten sonra tekrar başka bir işe gittiği için de fotoğrafı seçip kullanacak olan kişi hangisinin can alıcı kare olduğunu da kestiremez. Halbuki dijital fotoğrafın ve internetin şöyle bir kolaylığı oldu. Fotoğrafı çekiyorsunuz. Makinenizin mutlaka bir Wi-Fi özelliği var. Cep telefonunuzun üzerinden gazetenize veya derginize gönderiyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki ya bak şu kare çok önemli. Adamlar o bilgiyi de aldıktan sonra kullanıyorlar. Reklam fotoğrafında da böyle. Bakın, hayatta yerine koyamayacağımız bir tek şey var. O da geçen zaman. Bize zaman kazandıran her şey kabul. Efendim kalite şöyle kötü, böyle kötü. İşte film hala çok iyi. Olabilir, böyle düşünüyor olabilirsiniz ama zaman kazandırmadığı sürece yapacak bir şey yok. Dijital fotoğrafın başlangıcında hakikaten fotoğraf, film üzerine çektiğimiz fotoğraflar çok daha iyiydi. Ama sonra dijital fotoğraf
filmin gelişiminden çok hızlı bir sürede gelişti. Şu anda artık hem internet üzerinden fotoğrafları gönderebiliyoruz hem internet üzerinden insanlara iletişim kurabiliyoruz. Neredeyse sansürün imkansız olduğu bir zamana geldik. Bunu sağlamak için yani buraya gelebilmek için bilgisayarların gelişmiş olması gerekti. Yani her iki sistem de birbirini zarladı. Dijital fotoğrafların işlenebileceği bir bilgisayar ortamına ihtiyaç duydu. Ve biz o dijital fotoğrafların işlenebileceği bir bilgisayar ortamında çalışmaya başladık. Bu sefer kullandığımız fotoğraf makinelerinin kapasiteleri, görüntü büyüklükleri arttı. Ona göre bilgisayar kullanmamız gerekti. Ona göre hard diskler efendim, ona göre SD kartlar, ona göre yani internette yerler falan ayırmamız gerekti. Şu anda o gelişme durmuş değil. Dolayısıyla kesin kesin şöyle olur, böyle olur demek çok zor. Birçok insan birçok şeyin üzerinde şu anda düşünüyor. Yani sadece Amerikalıların o Silikon Vadisi'nde değil, üreticilerin, makine üreticilerin mesela tanıdıkları, işte çalışanları, mühendisleri falan çalışıyor. Bildiğim kadarıyla değişmiş de olabilir ama yazılım geliştirme konusunda mesela Hindistan bayağı ileride. Makinelerin kullandığı sensörler 3-5 yerde üretilse de o sensörlerden görüntüyü oluşturacak yazılımlar farklı farklı, işte Canon'un farklı, Nikon'un farklı. Dolayısıyla da farklı görüntüler elde edebiliyoruz aynı sensörü kullandığımız halde. Gazeteciler, özellikle basın fotoğrafçıları için kötü bir şey oldu. Bu fotoğraf makineleriyle şu anda da olduğu gibi video çekme şansımız da var. Patronlar dediler ki, olay esnasında kısa videolar da çek. Çünkü kağıt üzerine basılması yerine gazeteler, dergiler internet üzerinden yayınlanıyor. İnternet üzerinden yayıldığınız zaman da kısa videolarda gösterebiliyorsunuz can alıcı yerlerinden olayı. Bu tabii insanları zorlamaya başladı. Reklam fotoğrafı çekenleri de şöyle zorladı. Şimdi biz film zamanında filmi yıkardık. Okey tamam, beğenildi mi? Al kardeşim. Benden sorumluluk giderdi. Şimdi öyle değil. Müşteri kuş kondurmanızı isterse konduracaksınız. Konduramıyorsanız o kuşu kondurana gidiyor müşteri. Bu fotoğrafçıya bayağı bir yük getirdi. Tek başına yapmıyorsa bile yapacak insanlarını buluyor. Tabii görüntü formatları, mesela RAW, JPEG, TIFF, nerede kullanacağına bağlı olmak üzere, özellikle profesyonel çalışıyorsanız RAW çekmek zorundasınız. Ama basında çalışıyorsanız JPEG de idare eder. Baskı yapacaksanız TIFF'le çalışıyorsunuz falan. Yani bunlar da bir takım zorluklar getirdi. Hangisi iyi, hangisi kötü bilmiyorum ama bu devirde, bu yaşta tabii fotoğrafçılık yapmam, profesyonel fotoğrafçılık yapmam mümkün değil artık. Ama gençler bakıyorum Cuva gibi son derece düzgün çalışıyorlar. Ben işte 2019 yılına kadar hocalık yaptım. Hep anlattığım bir hikaye var. Birinci sömestirde işte ekranda ben de buradan bir şeyler yapıp çocuklara gösteriyorum. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Nasıl yaptınız hocam diyorlar. Şöyle yaptım diyorum. İkinci sömestirde bir şeyler yapıyoruz. Hocam onun şöyle bir kısa yolu var diyorlar. Yani ben de onlardan öğreniyordum. Ama şimdi tabii hocalığım da bittiği için çok öğrenme şansım da kalmadı. Ama hala keyifle ne yaptıklarını izliyorum. Fütüristler var. Eskiden beri vardı. Science fiction yazarları çoğunlukla fütüristler. Bir İngiliz bilim adamı ve science fiction yazarı Arthur C. Clarke 1960'larda Geleceğin Çehresi diye bir kitap yazmıştı. Shape of Things to Come. Orada bazı şeylere değiniyor. Ama bugün onların bir kısmını yaptık, bir kısmını yapma şansımız yok. Yani mesela bu internet teknolojisi bir süre sonra bir şeyleri ışınlama şansı verebilir diye düşünüyorum ben. Ama yapar mı yapamaz mı onu bilmiyorum. Çünkü zorluk şurada, maddeyi yani atomları, elektronları, protonları bir yerden bir yere gönderebilirsiniz. Hatta elektronları falan göndermeyi başardılar. Ama onların ötesinde canlı yapan başka bir şey var. Bir solucan için bile, tek hücre için bile bir onu bilemiyoruz henüz. Dolayısıyla o ışınlanma işi başarılmış değil ama ışınlanmanın başarılmasını isterim doğrusu. Öyle bir şey olursa harika olur. Benim Afrika'nın ucunda bir yere ya da Madagaskar'a falan sonra da geri gelmek üzere tabii. Işınlasınlar, merak ettiğim yerleri göreyim isterdim. Bilmiyorum yani gençlerin hayalleri nasıl ama dünyayı, hatta kainatı görmek isterim ama oralarda yaşayamayabiliriz.
Dünyanın üzerinde yaşanacak güzel yerleri. Çünkü gezip tozmayı çok seviyorum. Şimdi de seviyorum ama artık yaşlandık, bir yerden bir yere giderken gitsek mi gitmesek mi diye düşünüyoruz. Ama ışınlanmak da iyi olurdu. Çünkü o zaman böyle otobüste olmuş uçak falan gibi bir şey olacaktı. Oraya gönderecekler. Fotoğrafa başlarken buraya gelebileceğimi düşünmemiştim. Biraz önce de söylediğim gibi çok böyle kolektif şeyleri yapmaya uygun bir ruh yapım yok. Bireysel olarak bir şeyler yapmak, hani kendimi göstermek adına böyle bir şey seçtim. Ama şunu söyleyebilirim, o zamanlar fotoğrafla ilgili çok az bilgi alabileceğimiz kaynak vardı. Yani iyi kötü bir yabancı dil bilmeniz gerekiyordu, dergileri takip edebilirdiniz. Fotoğraf eğitimi veren bir okul dahi yoktu. İFSAK o zaman eğitim veriyordu ama ben İFSAK'a bir süre üye oldum ama o zaman zaten İFSAK'taki arkadaşlarımın fotoğraf bilgisi benden fazla değildi. Fotoğraf bilgisi benden fazla olanlar vardı. Onlarla da çok uzun süre teşvikli mesai, yani beraber çalışma şansımız olmuyordu. Yani biz emekleyerek öğrendik diyebilirim. Sıkıntı şöyle bir yerden başlıyor. Gözümüzün görmesiyle fotoğraf makinesinin görmesi arasında çok büyük bir fark var. Fotoğraf makinesi sınırlı bir alanı görüyor. Gözümüz ise sağa sola çevirdiğimiz zaman her şeyi topluyor. Sonra onu tek bir karın içine bir yerleştirebiliyor. Genellikle ben başlangıçta böyle hatalar çok yaptım. Şimdi çekilen fotoğraflarda da o hataları görüyorum. Makinenin arkasından veya vizöründen bakıyorsunuz. Fotoğrafı çekmek istediğiniz şey orada ama pat deklanşöre basıyorsunuz. Çünkü siz o esnada görmek istediğiniz şeyi gördünüz orada zaten. Halbuki o olay öyle değil maalesef. Fotoğraf kendi kendine konuşur hale gelmek gerekiyor. Bir portre fotoğrafı bile olsa. Yani fotoğrafta kadrajı, kompozisyonu aynı sinemada olduğu gibi öğrenmeniz gerekiyor. Ben bunu dediğim gibi emekleyerek öğrendim. Ben fizik okuduğum için sanat tarihiyle ilgili bilgim yoktu. Ben sonradan işte kitaplar falan okuyarak sanat tarihini öğrenmeye çalıştım ki şart. Yani ve yaptığınız işin geçmişini de bilmek zorundasınız. Şimdi cep telefonunda bile fotoğraf çekilebiliyor ve bunların bir kısmı o küçük basit makinelerden çok daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Onun için de fotoğraf bilmek gerekiyor. Yani nasıl ışığı kontrol etmeye çalışıyoruz burada. Fotoğraf için de ışığı kontrol etmek gerekiyor. En önemli şeylerden biri ne biliyor musunuz? Zamanla bir vesikalık fotoğraf çekerken bile fotoğrafını çektiğiniz kişinin gözünü kırpmadığı anda deklanşöre basıyorsunuz. Yani o zamanlama denilen şey çok önemli. Hikayeyi anlatan bir an var. Eğer anlamlı an fotoğraf çekiyorsanız. Veya bir bina fotoğraf çekiyorsanız o binanın iyi aydınlandığı bir an var. Yani bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Onun dışında teknik olarak teknolojinin sağladığı imkanların dışında çok büyük bir şey değişmedi. Yani fotoğraf makinesi yine fotoğraf makinesi. İnsanlar yine 3 aşağı 5 yukarı aynı insanlar. Ama insan fotoğrafı çekiyorsanız insanlarla iletişim kurmaya çalışmanız gerekir. Görüntü çalmak yani paparazzilik yapmak değil işimiz. Her durumda insanlardan izin almaya çalışmalısınız. Aksi halde başınız derde girebilir. Ben çalışıyorum her durumda izin almaya. Hayır çekme diyorlarsa çekmiyorum. Çünkü insan ilişkisidir fotoğraf. İnsan fotoğraf çekmek. Şöyle söyleyeyim. Bir avukat cübbesiyle sokakta gezemez. Bir doktor boyunda stetoskopla dolaşmaz. Ama biz makinemizle dolaşıyoruz. Bu karşımızdaki insanla iletişim kurmamızı da sağlayabilir. O işi çok da zorlaştırabilir. Nasıl davrandığınıza bağlı. Yani insanlardan çok hoşlanmıyorsanız çok da öyle paparazzilik yok fotoğraf çekmeye çalışmıyor. Başınız derde girer. Hanımlar için şöyle bir başka zorluk var. Fotoğrafını çekmek istediğiniz insan, yani diyelim bir erkek, yani hoş bir kız, benim fotoğrafımı çekiyor demek ki beni beğendi falan diye düşünüp sizi yanlış anlayabilir. Kadın fotoğrafçılar var, sevgili dostlarım da var aralarında. Ama bakış yani, kadın bakışı ayrı bir bakış. Erkeklerin arasında da mutlaka farklı bakanlar olacaktır ama Margaret Burkhardt, Dorothy Lange diye Amerikan fotoğraf tarihinin kadın fotoğrafçılarından örnekler de gördük, beraberce baktık. O yaklaşım erkeklerde olmayabilirdi bence. Belki biz daha sert miyiz bilemiyorum ama yani bir kadın duyarlılığı var fotoğrafta. Reklam fotoğraflarında da bunu görüyorum. Yorum yapma açısından da. Olayı yorumlarken de fotoğraf çünkü bir yorum da gerektiriyor.
Ama kadınların fotoğrafı soyulmuş olması fotoğrafı değiştirmiştir. Bana göre evet. Bir derdiniz olması gerekiyor. Bir şey söylemeye çalışmalısınız. Eğer anlatacak bir şeyiniz yoksa reklam fotoğrafı çekerken falan çok sorun değil. Ama anlatacak bir şeyleriniz yoksa yani öyle ben sanat yapacağım falan. Yani sanatın ne olduğunu bilmeden sanat yapma şansınız da yok. Ben reklam fotoğrafçılığının da bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Bazı şeyler, dediğim imkansız gibi görünüyor bazı şeyleri yapmak. Zaman içinde öğreniyorsunuz. Mesela bu Algida dondurmalar yeni çıktığı sıralarda, Algida gibi. Dediler ki işte yarısı ısırılmış bir çubuk dondurma. İşte derin dondurucunun içinde bir yayın geldi. Ya sıra sıra başaramadık. Yani hep kötü çıkıyor, hep kötü. Bıçakla kesiyoruz ha. Mümkün değil. Sonradan öğrendik ki meğerse onun şeyi yapılıyormuş. Bal mumundan falan yapanları varmış. Mesela Türkiye'de aradık, bulduk bir adam, onları yaptı bize. Onları çektik. Yani gerçekte değildi. Yani yenecek şeyler değildi. Mesela yemek fotoğraflarının çoğu yenecek şeyler olmayabilir. Çünkü mesela piştiği zaman fotoğrafta göründüğü gibi, yani sizin gördüğünüz gibi fotoğrafta görünmeyebilir. Ben yemek kitapları çektim rahmetli Tuğrul Şavka için. Orada yaptığımız şeylerin yarısı yenmezdi yani. Mesela işte bir kremalı çilekte, çileğin etrafındaki kremalar tıraş köpüğüydü mesela. Çünkü öbür kremalar çok çabucak sönüyor, kayboluyor, gidiyor. Halbuki biz onun tepesinden milyon kaç watt ışık veriyoruz. Buna benzeyen ayrıntılar var. Bu tür şeyleri hep düşünmesi gerekiyor gençlerin. Ben fotoğrafı çok seviyorum. Ben de öyle başlamıştım ama burnumu sürttüm. Sabretmek gerekiyor. Ne bileyim, usta-çırak ilişkisi hala var. Şunu unutmayın, çok farklı fotoğraf bölümleri var. Yani mesela Aragüler'le ahbaplığımız vardı. Ama onun fotoğrafı apayrı bir tarz. O fotoreportajlar çekerdi, basın fotoğrafçısıydı. Şimdilerde Tamer var. Moda fotoğrafçısı, sadece moda çekiyor. Ne çekeceğine de karar vermesi gerekiyor. Sokakta fotoğraf çekmekle profesyonelce fotoğraf çekmek farklı. Basın fotoğrafçıları için ayrı. Mesela Türkiye'nin önemli basın fotoğrafçıları var. İşte Belcan Aslan, ondan sonra Sabahattin Karakurt falan, yani bunlar önemli basın fotoğrafçıları. Çocuklar, benim tarzım projeler üzerinden düşünebiliyorum ben. Mesela 100 yıl önce, 100 yıl sonra İstanbul projem, aşağı yukarı 100 yıl önce çekilmiş kartpostalları 2006 yılında tekrar aynı yerleri fotoğraflayarak bir sergi haline getirdim. Çok popüler oldu. Türkiye'de herhalde bir 8-10 yerde sergilendi. Yurt dışında 2 yerde sergilendi. Kültür Bakanlığı götürdü, sergiledi. Benim aşağı yukarı 100 tane projem var. Belki de 100'den fazla şimdi. Her yerde herkese söylüyorum, birileri yapsın diye. Çünkü ben artık o projeleri gerçekleştiremeyecek kadar yaşlıyım. Daha yaşayacak 77 senem yok. Mesela Evliya Çelebi, biliyorsunuz, dünyanın da belki ilk gezginlerinden biri. 17. yüzyıl. 9 cilt kitap. 1. cilt İstanbul, 10. cilt Mısır. Araları hep farklı farklı ülkelere gitti. Yapı Kredi bastı kitabı. Ben sadece İstanbul konusunda, Evliya Çelebi'nin İstanbul diye bir kitap yapmayı isterdim. Sergi yapmayı isterdim. Neden, yani nasıl göstereceksiniz diyeceksiniz. Evliya Çelebi bir hikaye anlatıyor, fotoğraf anlatmıyor. Seyahatnamesi şöyle başlıyor, hemen ilk satırda değilse bile. Evliya Çelebi rüyasında kendini Ahi Çelebi Camisi'nde görüyor. Ve sabah namazı. Kapı açılıyor, ışıklar mışıklar, birileri geliyor. Namaz kılacaklar hep beraber. Çelebi şeye soruyor gelenlerden birine. Bunlar kim? Diyor ki bunlar sahabe. Ya nasıl yani, işte diyor, Kırım Savaşı için Hazreti Muhammed'e gelecek sabah namazını kılacağız. Kırım Savaşı'nda Müslümanlara yardım etmeye gideceğiz. Sen kimsin diyor. O da ben diyor Sa'd-ı İbni Ebu Vakkas'ım, okçuların piri. Hazreti Muhammed geliyor. Namaz kılınıyor sabah namazı. Sonra Sa'd-ı İbni Ebu Vakkas Evliya Çelebi'yi Hazreti Muhammed'e takdim ediyor. İşte Çelebi kulunuz diyor. Evliya Çelebi de işte elini öpüyor. Hayır duasını alıyor falan. Şefaat ya Resulallah diyeceğine, seyahat ya Resulallah diyor. Hazreti Muhammed gülüyor,
Senin dediğin gibi olsun. Gez, toz dünyayı sağlıklı falan. Yani Ayı Çelebi Camii duruyor hala İstanbul'da. O camiye gittim, fotoğraflarını çektim. Projem şu. Tabii bu sadece bir tanesi. O binayı çekip Evliya Çelebi'nin orayla ilgili söylediklerini hem bir kitap hem de bir sergi haline getirmek istiyorum. Mesela bunlardan biri. İstanbul'da az sayıda binanın üzerinde Osmanlı Arnavutu ve Padişah Tuğrası kaldı. Onları fotoğraflayıp bir Osmanlı dergisi yapmak istiyorum. Kitap yaptık ama çok da iyi olmadı. Daha doğrusu bizim Kemal bir banka için öyle bir kitap yaptı. Ben de birkaç tane fotoğraf çektim onun için. Sonra mesela biliyorsunuz İstanbul'da surların, tarihi yarımadanın surlarının içinde kalan yer Doğu Roma'nın son kaldığı yer. Doğu Roma'nın son kalesi diye bir şey yapmak istiyorum. Surların bir kısmı yıktır ama var hala. İçinde Doğu Roma'dan kalan eserler falan var. Onları fotoğraflayıp Doğu Roma'nın son kalesi diye bir sergi yapmak istiyorum. Sizin de kolayca yapacağınız bir projem var. Ben kendim için yaptım, öğrencilerime de gösterdim. Biz genellikle vesikalık fotoğraflar çektirmek zorundayız. Kimliklerimizle ilgili. İlkokuldan başlayarak ben o fotoğrafları topladım. Böyle yan yana. Hepsinin hiçbirini ben çekmemiştim. Ama en sonunda işte bugünkü halimi gösteren bir fotoğraf. Onları arka arkaya ve böyle eriyerek geçecek şekilde bir sıraya dizdim. Nasıl değiştiğinizi görebiliyorsunuz mesela. Basit bir proje. İşte mikroskoptan bir şeyler çekiyorum sağ olsun. Oğuz bana bir mikroskop hediye etti. O mikroskop projesi de şöyle başladı. Dedim ki ben fotoğrafı çok seviyorum. Ben eğer evden çıkamayacak kadar elden ayaktan düşersem nasıl fotoğraf çekeceğim? Bir mikroskopum olsun da hani evde çer çöp ne olursa çekerim. Bunu işte konuştuk falan. Sonra Oğuz'la da tanıştık. O dedi ki hocam bu mikroskopu kullan. Ben çünkü bende bir mikroskop vardı ama benim kullandığım mikroskop çok daha alçak bir şey değildi sağ olsun. Mesela o projelerimden biri. Mesela Türkiye'nin 7000 kilometre kıyısı var biliyor musunuz? 7000 kilometre. Bu 7000 kilometre kıyıda her kilometrede bir fotoğraf çektiğiniz 7000 fotoğraf eder. Mesela Türkiye'nin kıyıları diye tabii her kilometre değil de önemli yerlerini çekip böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Siz de kafanızı yorarsanız çok şey bulabilirsiniz. Öğrencilerime sattığım parayla değil tabii sattığım projeler oldu. Biz diye bir sergi yaptılar sonra çocuklar. Ergün Turan'da Süreyya Dernek. Ergün Turan şimdi profesör Marmara Üniversitesi'nde. Onların mezunu türlüsü. Taksim Meydanı'nda dedim ki bir tane branda girin şöyle. Sokaktan geçen insanlara da tiplerini beğendiğinizde ya işte böyle bir çalışmamız var diye ki üniversiteden bir kağıt verdik ellerine. Beğendiğiniz adamları onun önünde çekin. Yani soyutlansın, mekan olmasın. Onlar da bunu yaptılar. Fransız konsolosluğunun kenarına koydular Taksim Meydanı'nda. Gelen geçenden beğendiklerini seçip orada fotoğraflarını koydular ve o dönem insanları gösteren, yani diyelim ki 1980'lerin, 85'lerin insanları bir İstanbul tiplerini gösteren bir kitap oldu. İstanbul Modern'de falan sergilendi.